Saygıdeğer izleyenler, Ünye kapalı pazar yerindeyiz. Daha evvel yaptığımız sohbetlerden birini daha yapmak istiyoruz. Hanımefendiyi önce tanıyalım. Adınız, soyadınız? Ayşe Çelenoğlu. Hangi köydensin? Nadırlı. Nadırlı köydensin. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 12-13 yıl var abi. 12-13 yıldır yapıyorsun. Evet. Geçtiğimiz yıllara oranla bu seneki satışın nasıl? Geçtiğimiz yıllara oran bu seneki satılmış düşük. Geçen her zaman düşük kadar. Değil mi? Düşük. Hayat pahalılığından düşük. Evet. Evet. Peki bunun üzerine bir de sana şeyi sorayım. Bu yaşa gelene kadar köyünde, mahallende muhtar gördün. Gördük, var muhtarımız. Ünye'de belediye başkanı gördün. Gördük, var. Ülke genelinde seçtiğin milletvekilini gördün. Gördük, çok şükür Allah'a. Bakanı gördün, gördük. Başbakanı gördün, Cumhurbaşkanını gördün. Gördük amca. Gördün. Bu gördüklerinden bugüne kadar ne gördün? Ne bileyim, elimizden çalıştık, ağzımızdan yedik. Hiçbir şey anlayamadım. Elimizden çalıştık, ağzımızdan yedik. Hiçbir şey değil. Oyumuzu aldılar, çektiler gittiler demektir yani bu. Hiçbir faydası yok. Evet, hiçbir faydası yok. Olmadı. Hiçbir yok, şey. Yok. Elimizden çalıştık, ağzımızdan yedik işte. Zorun evet. Zoruna kendimizi ayakta tutmaya çalışayım. Ben bu sohbetin üzerine bir takviyede bulunayım. Vatandaş bugüne kadar seçtiklerinden ve atanmışlardan bir fayda görmediğini söylüyor. Biz yaparsak, tırnağımız varsa kendi başımızı kaşıyoruz diyor. Evet, aynen öyle. Tırnağımız varsa başımızı kaşıyorduk. Bundan sonra yakında seçim var. Nasıl bir muhtar, nasıl bir belediye başkanı görmek istersin? Ne bileyim, her şey düzgün olsun, iyi olsun. Fiyatlar da aynı, aynı uygun olsun hepimize göre de. Biz satıcı olarak da bize göre de, aldığımız ürüne göre de. Ne bileyim, Allah'ın evet. Hangisi iyiyse onu getirin başımıza. Amin. Size teşekkür ediyor. Şimdi, sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.